Evet, her an haber gezi dostları. Tarihi lezzetleri beraber tanımaya devam ediyoruz. Bursa'dayız. Bursa'nın deniz kıyısı olan şirin ve turistik ilçesi Mudanya'dayız. Burası Mustafa Kemal Paşa Caddesi. Hemen arka tarafta daha Rumlardan kalmış, şimdi Urmum Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Kilise görüyorsunuz. Hemen Ziraat Bankası, bunun arkası da mütareke anıtı var. Yani tam merkezde olan bir yer. 1928 yılından beri dededen toruna sloganıyla faaliyet gösteren, kendine has özellikle pideleri olan bir tarihi mekan. Ve biliyorsunuz Bursa'ya has özelliği olan tantık pidesi var. Pideci Cenk gerçekten bu konuda Mudanya'da gidebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Şimdi tarihi bir fırını görüyorsunuz. Bu fırın odun fırını. Evet, bir mekanın içini size göstereyim. Dediğim gibi ilk kısım burası. Daha sonradan yan tarafı da büyütmüşler. Burada da bir Atatürk köşesi var. Yani biliyorsunuz Bursa ve göçmen kökenler, ki bu aile de göçmen, Girit göçmeni, Atatürk'e karşı özel bir bağlılıkları vardır. Gördüğünüz panoda da burada yaptıkları özel pidelerin çeşitlerini aktarmışlar. Şimdi sizlerle mekanı tanımak için 3. kuşak işletmecisi Cenk kardeşimizle bir söyleşi yapacağız. Ve hem de burayla ilgili hem daha detaylı bilgi almış oluruz. Ben Mudanya'ya geldiğimde de zaten duyuyordum tarihi pideci var. 1928'den beri devam ediyor gibi. Gerçekten sizin bana az önce söylediğin pide diye bir kendinize ait ürünleri var. Bunu tattım. İlk defa bu kadar bol malzemeli ve doyurucu. İnanın ki yani zor bitirdim, öyle söyleyeyim. Tabii bu işin sırrı nedir? Kendisi anlatacak. Çok da lezzetli buldum. Yani uzun zamandan beri bir pide yediğimi söyleyebilirim rahatlıkla. Yalandan tutun her şey için bir tanesiyle konuşacağız. Evet. Bir tanıyalım önce. Evet. Ben Mudanya'lıyım. Evet. Ben dededen ve aynı zamanda babaanneden Girit göçmeni olarak Mudanya'ya geçmişler. Dede ilk dükkanını yan tarafta açmış. Evet. Çantık diye buranın yani kendi özel bir lezzeti var. Bursa'ya ait bir yöresel lezzetti bu. Mudanya'da da ilk siz çıkartmışsınız değil mi? Dedelerini çıkartmışsınız. Ben dükkanımızda çıkmıştır. Zaten herkes bütün Mudanya isimleri bilsin bir çok eski bir dükkandı. Ondan daha başka bir dükkanımız zaten yoktu. Yani Mudanya'da yoktu. Canlı hiçbir zaman başka bir yerde satılmadı Mudanya'da. Sadece bizim dükkanda vardı. Dedelerimizi çıkartmıştık. Ve öyle devam ediyor. Öyle devam etti. Daha o soru bir süreçte baban, babandan sonra da şimdi ben işte 5 yıldan beri devam ediyor. Şimdi tabii yeni koyduğum ürünler de var. Mesela o pideden bahseder misin? Nedir bunlar? Yani size ait bir nasıl buldunuz veya farklılığı nedir? Yani şöyle bulduk. Bunu Ramazan ayında kardeşimiz sayesinde bulduk. Bizden her gün pide siparişi vererek pidenin farklılığını gösterdi kardeşim. Kıymalıdan başlayıp bütün ürünlerimizi yaptık. Artık Ramazan ayı bir ay olduğu için en sonunda bulamadık. Yeni bir ürün gerekti. Tamam. Bunu düşündük, karar verdik. Herkes akıllı biriyle karar verdik. Böyle bir ürün yaptık. Buna da bir isim bulduk. Pidde ismini koyduk. Yuvarlak yaptık. Bütün ürünlerimizi koyduk. Şimdi kıyma var. Kıymanın üstüne kuşbaşını koyuyoruz. Kuşbaşıdan sonra kaşar koyuyoruz. Kavurma, döner eti, pastırma, yumurtasını koyuyoruz. Servis ediyoruz. Sucuk da var tabi aynı zamanda. Sucuk. Evet. Sucuk da var. Tabii yani bir de bakın arkadan görüyorsunuz. Fırın çok önemli. Yani fırınlarda odun ateşi. Onun odun ateşiyle de pişince lezzeti farklı oluyor. Farklı oldu tabii. Yani doğal gaz gibi bir tat vermez. Onun ateşi her zaman daha güzel. Daha güzel. Tereyağı kırışım mı sadece tereyağı? Sadece tereyağı. Öyle mi? Tabii sadece. Çünkü ben yedikten sonra pek rahatsız etmedi beni. Çünkü evet. Ben de tereyağa karşı biraz hassasiyetim var. Çok çabuk böyle sindiremiyorum ama sizin gayet iyi sindirdim. Demek ki kaliteli tereyağı kullanıyorsunuz. Kesinlikle öyle sindirdim. Başka ne var farklı? Farklı yani, ürünlerimiz
kapalı pidemiz var, dönerlik aşar pidemiz var. Dönerlik aşar. Evet, dönerlik aşar. Onu bahsettim. Evet, kapalı yapıyoruz. Yaprak dönerden kesiyoruz. Kırmadan artık yaprak dönerden kesiyoruz. Güzel bir yemeği. Yapıyoruz. Her zaman açık mıyız? Misal gün açığız. 9'a kadar açığız zaten. Akşam 9'a kadar açığız. Cumartesiler daha iyi. Her gün daha iyi. Yerimizi ben tarif ettim ama sen söylersen basit bir yerdeyiz. Neredeyiz biz orada? Yerimiz şu anda öncelikle Ziraat Bank'ın karşısındayız. Ama merkezde Ziraat Merkezde. Hemen altımızda bir tarike binamız var. Onun hemen üst caddesindeyiz. Bu yerimiz çok kolay. Mustafa Kemal Bulvarı'ndayız. Mustafa Kemal Paşa Caddesi, bir tarike mahallesindeyiz. Bir tarike mahallesindeyiz. Merkezdeyiz. Merkezde. Yani burası en eski merkezi yerlerden bir tanesi. Çok teşekkür ederiz. Hemşerim olur aynı zamanda biz de göçmeniz biliyorsunuz. Yolunuz düşerse Buzanya'ya kesinlikle bu lezzetli tadın. Özellikle pide, hamur işi sevenler için söylüyorum. Pişman olmayacaksınız. Hem kaliteli hem bol malzemeli. Benden size söylemesi bir tarafa yazın, not edin. Bir lazım olur. Evet dostlar, yeni mekanlar, yeni yerler tanımaya devam edeceğiz. Bugün yolumuz Bursa'ya, Mudanya'ya düşmüştü. Başka mekanlarda, başka yerlerde, geçen hafta mesela pizza yedik İtalya'daydık. Yine Türkiye'de de Mudanya'da pizza yemek yiyoruz. Hayat böyle bir şey. Yani bir abla oradasın, bir yerde misin? Evet, bizi izlemeye devam edin. Neydi sorularımız? Her an haber, bizi her yerde... Bizi izlemeye devam edelim. Sağlıcakla teşekkürler.